Yıllar önce İSTİVİ'nin kuruluş sırasında RTÜK sponsorluk, Zahit Akman da o zamanlar başında sponsorluğumuzu yaptı. Dünyadaki RTÜK'leri yaptık. Gerçekten ben işte Fransa, Hollanda, Almanya, Amerika ve İngiltere örnekleriyle ortaya çıktım. Fransa'ya uzun süre yaşadığım ülke olduğu için denetimin nasıl olduğunu, düzenlemenin nasıl olduğunu orada biraz fark etmiştim ve bizi takip ediyorlarmış. Yani onun RTÜK'ünü başlıyor. Bize verdikleri örneklerde kendileri sanırım bir Reha Muhtar programıydı. Verdikleri örnek arasında bir Mehmet Ali Erbil'in bir canlı yayında pantolon indirme, bir de ustamız Mehmet Ali Birand'ın bir haberi. Reha Muhtar'ınkinde şey vermişlerdi, taraftarların bir muhabir tarafından alınıp bir yere götürülüp bayağı kavga ettirilme, yani tahrik etme, bir müdahale. Mehmet Ali Erbil'deki işte pantolon eğlence. Orada verdikleri şey, biz ırk ayrımcılığı, çocuklara yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddetin dozunun artırılması, süreler, bir de haberse haber, haberin şovlaştırılması, komikleştirilmesi değil, bu tür şeylerde sadece uyarılar yaparız. Eğer ihlal söz konusuysa, devlet kanalı bile olsa lisansa kadar gideriz. Örneğin Reha'nın örneğini vermişlerdi. Yani bizde bizim Pertuva dedikleri Fransız 3. kanalı yapsa lisansını iptal ederiz demişlerdi. Türkiye'de bile çok izlenen programların hem prime time hem de süre olayı dünyada eşi benzeri var mı? Var. Hatta onlar bana bir örnek vermişlerdi. İzledim ben de. Filipinler'de mesela bizim benzerimiz. Çok da komik bir örnek de vermişlerdi. Araştırdım, doğru çıktı. Filipinler'in uzun bir dönem en popüler kişisi bir Türk'tü. Bu adam işte Filipinler'in en önemli televizyon sunucusunun eşi olmuş. Yılmaz Bektaş ismi. Buradan söylüyorum. Uzun bir dönem Yılmaz Bektaş Filipinler'de adından en çok bahsedilen kişi olmuş. Ana haber bültenlerinde falan. Onu biraz komik dilini anlattılar. Yani ülkede gemi batıyor, haber olmuyor ama Yılmaz Bektaş karısından bilmem ne elmas aldı diye bütün gazetelerde, haber bültenlerinde. İşte bizim tarzımızdaki ülkeler örneğini vermişti. Ben açıkçası biraz rahatsız oldum hiç, o örnek verildiği düzgün zaman. Düzgün örnekler değil tabii. Yani dünyada benzerlerimiz var ama şimdi RTÜK'ün yapması gerekenler demin Faruk çok güzel söyledi. Düzenleyici olma, geri geldiğinde denetleyici olma. Yani ortada bir şiddete teşvik varsa, ortada bir tacize teşvik varsa. Unutmayalım, yani arkadaşımızdı, meslektaşımızdı ama Reha Muhtar'ın haberleri haberden başka her şeye benziyordu. Ben hiç unutmam. Ben tecavüz uzmanıyım, hadi anlat bakalım deyip tecavüz mağduru bir bayanı çıkarmıştı ekrana. Yani bu tür olaylarda Reha'ya yönelik bir şey olduğunu bilmiyorum. Ama olumsuzluğun reyting aldığı dönemlerin teşvikinde düzenleyici olması gereken bir kurumun hiç olmaması, hele şimdi bahsedildiği gibi şu anda televizyonlardaki kadın programları, biliyorsunuz televizyonlardaki haber sunucu çok ünlü yüzlerin bile ki o çok kadın, çok övündüğümüz, çok savunduğumuz Türk aile yapısı, o ekranlarda gösterilen ya da yandaş kanallarda evet, gösterilen aile yapısıysa bitmişiz zaten. Yani şimdi şey programlarına bakıyorsunuz, yani bayağı bir aile meclisi, kötü bir takım örnekleriyle yaşanmışların ekrana taşınması ve neredeyse savcı rolündeki bir sunucu kadın, üstelik bunlar geçmişte çok iyi popülaritesi olan haber sunucu insanlar. Geçtiğimiz günlerde bir tanesi. Bunlar şimdi Amerika'da olabiliyor. Ama Amerika'daki sistemde pay TV. Yani orada belirli sınırlamaları var, izleyici sınırı var. Bu programa yani yönelik parayla şey seyrettiğiniz yok. Kanallar, açık kanallarda yani değil. Buna yönelik hiçbir kamuoyu yoklaması yapmadı yürüdük. Bunlara gelen şikayetler ne kadar ele alınıyor? Öte yandan biz yeni bir belgesel kanalı kurduk. Maliyetleri biliyorum. Yani bir frekans maliyeti falan. Uyduyu o yüzden şimdi takip ediyorum. Sahte bal olduğu aleni belli olan en az 40 tane bal satan televizyon kanalı var. Cinsel bir takım memleri satan. Bunlar niye denetlenmiyor? Yani bunlar dünyada eşi benzeri olmayan ve Türkiye'yi hakikaten gayri ciddi bir konuma, yani demin vermiş olduğum Filipinler örneğini sokan bir şey. Bir de başka olaylar, bu korku olayını söyleyeyim. 15 Temmuz'dan aşağı yukarı 1-2 ay önce Türkiye'yi dolaşıyorum bir takım çalışmalar için. Çok önemli bir otel zincirinin Konya'daki şubesindeyim. Bir gittim.
5 tane kanal dışında eğlence kanalları. Onlar da iktidarın kanalları. Yani CNN Türk bile yok. Düşünebiliyor musunuz? O kadar. Sınırlamışlar. Ya 15 Temmuz'da CNN Türk'teki yayın sayesinde tabii bir şeyler oldu. Yani sen başına gelecekleri düşün. Yani bu kadar birilerinden gelen mesajlarla yayın belirlemesi, sınırlaması, denetlemesi yaparsan eğer en büyük mağduriyeti sen yaşarsın yarın öbür gün. Canım yani, AKP'li belediye zamanında metrodan gazeteleri alıyoruz, şey yapıyoruz ya, gazeteleri toptan oradan alalım dedim, geçiyordum. Bir tek Cumhuriyet var, yani muhalif sayılabilecek. Sözcü yok, satmıyorlar. Evrensel yok, Bir Gün yok. Dedim onlar niye yok? Patron dedi bize liste veriyor dedi. Biz o listeye göre gazeteleri... Ama bunlar yarın bir gün onların oluşturmayı düşündükleri yeni Türkiye'de kendi işlerinden sorunların nedeni olacak bir takım şeyler. Yani sen bunu dünyaya nasıl anlatırsın? Evet. Yani bir de bunun şey tarafı var. Ekonomik tarafı var. Şimdi biz televizyonları konuştuk. Gazetelere baktığımız zaman da işte basın ilan kurumu ilan kesme cezası veriyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne 10 gün, 20 gün, bir güne Evrensel'e ilan kesme cezası. Ya bir gazete zaten neyle dönüyor ki? Satışlar, yani o ilanlarla dönecekler. Sonra bir bakıyorsunuz yandaş gazetelerde sayfalar sayfalar ilanlar. Yani Atatürk düşmanı gazeteye Atatürk'ün 30 Ağustos'unun 29 Ekim'inin ilanları veriliyor. Tam sayfa Atatürk portresi yapmış gazetelere Atatürk'le ilgili ilan veriliyor. Şimdi tasarruf genelgesi var şimdi. Cumhurbaşkanı tasarruf genelgesi yayınladı. Yani Cumhurbaşkanı hariç her konuda tasarruf yapılıyor. Biliyorsun, ama bu reklam verenler kamu kuruluşlarının reklam vermeleri de yasaklandı. Belediyelerin yasaklandı. Ama ben mesela onu baktım, Cumhurbaşkanlığı genelgesinden sonra bu gazetelerin tirajlarının ve reklamların azalması lazım. Azalmadı. Gazetelerin tirajları aynen devam ediyor. Yani kamu kurumları gazete almayacak tasarruf için dedi Cumhurbaşkanlığı genelgesinde. Tiraj düşmüyor. Evet. Yani demek ki tirajlar gerçek değil. Tabii. Ama bu gerçek olmayan tirajlar üzerinden basın ilan kurumu onlara ilan vermeye devam tabii ediyor. Ama bu, şu anda en çok ilan veren kuruluşlar Varlık Fonu'nda. Yani Cumhurbaşkanlığı tabii karar veriyor. Kamu bankaları da veriyor çok fazla. O kamu bankaları Varlık Fonu bünyesindeki tabii bankalar. Tabii hepsi veriyor. Coşkun'un söylediği bu rütüğün, bu cinsel güç artırıcı şey ne derler bir takım. Evet işte, o ilaçlarla ilgili. İlaçlar ya da işte sağlıklı, bazı sağlık ürünlerinin reklamını yapan o televizyon kuruluşları ile ilgili şunu söylemem lazım tabii. Rütük sürekli bu kuruluşa ceza veriyor. Cezalar veriyor, lisanslarını iptal etmeye çalışıyor. Bir yıl içerisinde işte birkaç kez verirse ancak lisans iptal edebiliyor. Hiçbir ceza vermiyorlar değil, gerçekten veriyorlar. Ama asıl siyasi iktidarla işbirliği yapıp bir anda kapatmaları gereken, hızla çözebilecekleri konu olmasına rağmen çözmüyorlar. Ve o kanallar yayınları devam ediyor. Bunun nedenlerinden birisi şu, TürkSat'ta o kadar çok uydu kanalı, TürkSat uydusunda o kadar çok kanal var ve boş ki. Bunu ne yapacaklar? O kanalları veriyorlar. Yani o kanalları vermesler TürkSat'ta birçok yer kanal boş kalacak. Ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Evet. Yani biz yani orada bir TürkSat sorunu var doğrusu. Doğru. İşte İSİB'in elimizden gidip Katar'a Dijitürk'e beraber gittikten sonra işte hakikaten belgesel yapmaya devam. Çünkü gençlik artık dünyaya dokunmak için başka yollar arıyor. Belgesel kanalı, işte kurduk kanalımızı. TRT'nin de çok güzel belgesel kanalı var. Hakikaten TRT çok güzel belgeselde şey çok güzel şeyler, çok çok güzel şeyler oluyor. Bu beni artık yani yüz olarak bugüne kadar dünyadaki deneyimlerimi aktardığım bir kanal ihtiyacını ben kendim izledim. Çünkü sokaktaki insan bana soruyor. Niye artık sizi göremiyoruz? Neyi yaptığınız çalışmaları göremiyoruz? Ama kanal kurulma sırasında baktım ki frekansların fiyatları falan korkunç boyutlarda. Ama onlar alabiliyorlar işte onu. O nasıl alabiliyorlar onu anlamıyorum. Onları rahatlıkla veriyorlar. Yani onların hatta ellerinde bir işte o... Yani ne derler? Cinsel güç artırıcı işte bir takım ilaçlar diyelim yani. Onlarla ilgili mesela Sağlık bir şirketin elinde 5 kanal oluyor. Birini ya kapatıyor Rütük, öbür kanaldan devam. Öbürünü kapatıyor, öbüründen devam. Aleyhine, ben çünkü bal belgeseli yaparken... Tabii balları da öyle. Ben bal belgeseli yaptım. Türkiye'nin bütün bal envanterini çıkardım. Balcılar bana bunların aleyhine zararlı madde olduğunu söyledi. Tabii, bırakın tabii, yani sağlığa zararlı yani, Rütük, madde. Rütük İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğine gidip bunu kapatamıyor. Ve ondan sonra biz mücadele ediyoruz diyorlar. Sağlık Bakanlığı'ndan peki yetki almaları gerekmiyor mu bunların? Gerekiyor. O Tarım tabii Bakanlığı, Sağlık tabii Bakanlığı. Yani sanki Korsan TV gibi. Bir de bunlar film gösteriyorlar. Filme bir ara veriyor. 20 dakika, 15 dakika ara veriyor. Bu reklamı döndürüyor. İzleyici artık filmi unutuyor. Sonra bakıyorsun film devam ediyor. Bir din ismarı var çok ciddi şekilde. Ben bazen göz atıyorum. Çok dinci. İnanılmaz. Yani arkaya bir Kabe resmi koyuyor. Üstünde evet, bir sarık. Evet.
akla gelmeyecek şeyler. Yani şu anda ben bile aşı konusunda 3-4 tane program yaptım. Adam aşı olmayanı gündeme getiriyor.